İşte şu. Meclisteki rey ekseriyetin naziresidir. rey cumhurdan mağda olan ak var. Şimdi bak geliyor problemi üstadımız. Burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Cemaat ihtilafları, meşrep ihtilafları ama menfi ihtilaflar. Müsbetler değil. Müsbetler faydalı. On evladım var. Onu da ayrı ayrı iş yapıyor. Ey bin bereket. İli babanın mesleğinde gitmek mecburiyetinde değil. Yeter ki yol helal olsun. Alim oğlu, mühendis oluyor, mühendisin oğlu alim oluyor. Oluyor mu olmuyor mu? Mühendislik haram değil, helaldir. Tek meşrep olsa, tek meslek olsa herkes o yolda başarıya gidemeyebilir. Çünkü mizaçlar, fıtratlar farklı farklıdır. Herkes doktor olamaz ki. Mühendis kafalı adamlar var. <laughs> rey Cumhur'dan mada olan akval. Şimdi gelelim bizden örnek verelim ki kolay anlaşılsın. Camiamızın, cemaatimizin bir usulü tarzı var. Değil mi? Ekseriyet o yolda gidiyor. Ekseriyet o yola tabi. Üstattan tevarüsen bize intikal eden, eden Risale-i Nur'u tebliğ açısından yaymanın, dava intikal ettirmenin metotları. Peki bir kardeşimiz, bir büyüğümüz bir farklı yol keşfetti. Amaç yine aynı. O yolu ilcatı zamana göre, gençlerin ihtiyacına göre daha hayırlı gördü. Şimdi Z kuşağı diyorlar ya, abi Z kuşağına diyorlar mesela. Bazı hocalarımız, abilerimizin videolarını atmayı Niye? Anlayamıyorlar. Adam kelime acizi. Kavramları idrak edemiyor. Onların mizacına uygun üçer, dörder, beşer dakikalık değil mi? seviyelerine muvafık gençlerin nazara verdiği tebliğ hizmetleri daha faydalı oluyor. Diyorlar bunu bize. Onların da müşterisi var, bunların da. Peki bu yolu hayırlı olarak bulan bir adam ne yapacak? Diğer yolla nasıl beraber gidecek? Nasıl ahbaplık kurup ihtilafa düşmeden amaca hizmet edecekler? ne terettüp ediyor bu insanlara? Mesele burada işte. Şimdi ana caddede insanlar giderken ilcihatı zaman itibariyle bak bedi zaman hazretleri Risale-i Nurları Osmanlıca yazdırmış. 600 bin nüsa orijinal. Yazmak ibadet olmuş. Ne zaman Cenab-ı Hak Latinize harfleriyle matbaada basmaya serbestiyet getirmiş, devlet müsaade etmiş. Üstad Hazretleri o zamandan beri Latinize harflerle külliyatı telif etmiş, bastırmış, yaydırmış. Birileri itiraz etmiş. Bu ilkelere şuna buna hizmet etmek demektir. Lisana darbe vurmuşlar. Onların ortaya koyduğu harflerle ve lisanlarla dini mübin İslam'a hizmet olur mu? Onların değirmenine su mu taşıyoruz mantığıyla? Birçok medreseye girmemiş. Meşayıkların bir kısmı itiraz etmiş. Üstad hepsine singeri çekmiş. Biz gelecek neslin imanını kurtarma adına bu fedakarlığı yapacağız demiş. 57 baskılı, 58 baskılı, 59 baskılı Üstad hayattayken elimizde Risale-i Nur külliyatı var Latinize. Şimdi ne oldu? Z kuşağını Üstad düşündü mü düşünmedi mi? O zaman da Z kuşağı var. Onlar Osmanlıca öğrenmek Osmanlıca zaten yasak. Öğrenme imkanı yok. Külliyat telif edilmiş. Okuyan yok. Bir fedakarlıkla, müthiş bir manevrayla onların eteklerindeki taşları döküyor. Genç neslin imanının kurtulması adına değil mi? Ehmin-i şerri ihtiyar ederek hizmet ediyor üstadımız. Evet birileri itiraz etse de değil mi? Amaca hizmet ettiğinden dolayı üstad tenkitlere gözünü kapatmış, işine bakmış. İyi mi yapmış? الحمد لله